bilindiği gibi İslam'ın dört temeli var. 1- Kitap yani Kur'an. 2- Sünnet yani hadisler. 3- İcma yani Muhammed inanırlarından bir çağdaki yetkili hüküm sahiplerinin ayet ya da hadisi göz önünde tutarak bir konuda birleşmeleri, görüş birliğine varmaları. Ve 4- Kıyas. Kısacası karşılaştırma. Buradaki anlamıyla da ayet ve hadiste bulunmayanı, ayette ya da hadiste bulunanla karşılaştırıp hüküm çıkarma. Biraz daha uzun olarak, ayette ve hadiste bulunmayan bir konuyu, ayette ya da hadiste bulunan benzeriyle karşılaştırıp, berikinin hükmünü öbüründe de görme ve ona göre uygulama. Ayet ya da hadiste bulunduğu için örnek alınan konunun hükmü hangi nedene dayanıyorsa ayet ve hadiste bulunmayan benzerinde de aynı nedenin bulunması kıyas için şart görülür. Demek ki gerçekte İslam'ın ana temeli iki, ayet yani Kur'an ve hadis. Bu iki temelde yalan var mı yok mu? Varsa ne kadar var? Şimdi ona bakalım. Önce ikincisinden yani hadisten başlayacağız. Uydurma Türkçe sözlükte yalan olarak düzme, Hadis uydurmacılığındaki uydurmanın anlamı da böyle. Yalana başvurarak hadis olmayanı hadis diye gösterme. Hadis uzmanlarının kitaplarında bu konu için başlı başına bölüm ayrılmıştır. Kimileri de bu konuda ayrı kitaplar yazmışlar, uydurma hadisleri sergilemişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında da bu konuda kitaplar var. Yaşar Kandemir'in mevzu yani Uydurma Hadisler adlı kitabı örnek olarak gösterilebilir. Demek ki hadislere yalan karışmış, karıştığı kesin. Ama ne kadar karışmış? Bu sorunun karşılığını Diyanet yayımlarından bir kitapta görmek ülkemizdeki okurlar için ilginç olabilir. Yaşar Kandemir'in kitabında yer alan bilgilerden bazıları şöyle. Zahid hadisçilerin hadisi olan sevgilerinden şüphe edilemez. Maksatlarındaki samimiyet kabili inkar değildir. Lakin binlerce hadis uydurmak, onları Hazreti Muhammed'e isnat etmek suretiyle şüphesiz bilmeyerek hadis ilmini öldürmeye çalışmışlardır. Bilhassa tergip ve terhip yani özendirme ve korkutma maksadıyla binlerce hadis uyduran abid ve zahit kılıklı Müslümanlar bu hareketi İslam'a hizmet niyetiyle yaptıklarını ve bundan dolayı Allah'tan mükafat beklediklerini istedikleri kadar söylesinler. Şurası muhakkak ki İslam'a en büyük darbeyi onlar vurmuşlardır. Bugün hadis diye takdim edilen uydurmaların çoğunu vazzalar yani hadis uydurucuları icat etmişlerdir. Hadis uyduranların itiraflarında da görüldüğü üzere on binlerce söz onlar tarafından belli bir maksadı ifade etmesi için bir fiil ortaya konmuştur. Müslümanları hayra ve iyi ameller yapmaya teşvik etmek ve dinin çirkin gördüğü kötü hareketlerden sakındırmak maksadıyla hadis diye uydurulmuş sözler, uydurma hadisler arasında hayli kabarık bir yekün tutmaktadır. Tergip, yani sevaba özendirme maksadıyla uydurulan hadislerin çoğu namaz ve oruç hakkında olmakla birlikte, bunlar dışında kalan diğer ibadet nebilerini de şumulu içine alan uydurmacılık hareketinde, ayet ve surelerin okunuşlarındaki sevaplara ayrı bir ehemmiyet verildiği aşikardır. Her sure hakkında ayrı ayrı hadis uydurmaya kalkmışlardır. Bu konuda hadis uyduranlardan biri de Meysere İbni Abdirabbih'tir. Ona kim şu sureyi şu kadar okursa şu kadar sevap kazanır şeklindeki hadisi nereden aldığı sorulmuş. O da şu karşılığı vermiş. Halkı Kur'an okumaya teşvik etmek için ben uydurdum. Zahitler bu uydurma hadis dışında yalan söyleyebilecek insanlar değillerdir. Onların hali Yahya İbni Said el-Katta'nın salih kişileri hadiste olduğu kadar hiçbir yerde yalancı görmedik. Sözünde en güzel ifadesini bulmuştur. Fakih Ebu Beşir Ahmed bin Muhammed el-Marvazi zamanında hadisi muhaliflerine karşı en çok müdafaa eden bir zat olarak bilinmektedir. Onunla birlikte hadis uydurmaktan çekinmemiştir. Geceleri herkesten çok namaz kıldığı, gündüzleri herkesten çok oruç tuttuğu söylenen Ebu Davud Süleyman İbni Ammer bu haline rağmen hadis uydurucusu olmaktan kurtulamamıştır. 20 sene hiç kimseyle konuşmadan inzivada kaldığı rivayet edilen Veheb İbni Hafs, fazilet ve takvasına rağmen hadis uydurmaktaydı. Evet, Diyanet yayımlarından çıkan kitapta Yaşar Demir bunları aktarıyor. Konuyu kavramak için bu kadarı yeterli. Şu kesin olarak ortaya çıkıyor. İslam'ın iki ana temelinden biri olan hadisler yalanlarla dolu. Görülüyor ki uydurma hadisler az değil ve binlercesi İslam'a hizmet maksadıyla uydurulmuş. Hem de Tanrı korkusu taşıyan, günahlardan titizlikle sakınmalarıyla tanınan, gece gündüz ibadet ettikleri dillerde destan zahitlerce, yani koyu, çok koyu dindar Müslümanlarca uydurulmuş. İnsanları İslam'a kazandırmak ve böylece Tanrı'dan sevap kazanmak düşüncesiyle. İnsanları İslam'a kazandırma amacıyla dince yasaklanmış görüneni de yapmanın kapısı en başta müellefe tül kulüple açılmıştır. Müellefe tül kulüp, gönülleri İslam'a kazandırılmak istenenler anlamındadır. Gönüllerine İslam girmemiş ya da iyice girmemiş olanlar, İslam'a destek vermeleri istenenler. Bunlara ganimetlerden fazla pay verilmesi Muhammed'in buyruğuyla gerçekleşiyor. Ayrıca zengin olsalar da bunlara zekat verilmesi Tevbe suresinin 60. ayetinde hükme bağlanıyor. Bunun tam anlamıyla bir rüşvet olduğu ünlü Kur'an yorumcularından taberi tarafından bile yazılıyor. Muhammed rüşvet verene de alana da Tanrı lanet etsin demiş olmasına rağmen demek ki İslam'a hizmet için haram olanlar bile mübah sayılıyor. Bu durumda yine İslam'a hizmet için yalana başvurulup hadis uydurulması doğal kabul edilemez mi? Ne var ki uydurma hadislerin kimi birçok konuda olduğu gibi zındıkların, dinsizlerin üzerine yıkılıyor. Ünlü hadisçi İbn Hacer el Askalani Nuhbetül Fiker adlı kitabında ve onu şerh eden yazılarında birçokları gibi en başta dinsizleri suçluyor. İleri sürülüp aktarılanlardan bir kesim şöyle. Dinsizler, zındıklar 14 bin hadis uydurmuştur. Muhammed İbni Süleyman'ın boynunu vurmasını buyurduğu Abdülkerim İbnül Evca yakalandığı sırada şöyle demiştir. Tanrı'ya ant içerek söylerim ki içinizde 4000 hadis uydurdum bunlarla kimi şeyleri haram, kimi şeyleri helal yapıyordu. Yaşar Kandemir de İslam düşmanlarının kasıtlı olarak hadis uydurmaları başlığı altında aynı konuda ileri sürülen savlara yer veriyor. Suçu dinsizlere yüklemek çok kolay bir şey. Üstelik müminler buna kolayca inanırlardı. Kafir ve dinsizlerin yanında savaşılan karşı inançtaki mezheplilere Fırkalara da suç yüklenmekte. Özellikle de Şiilere. Yaşar Demir şunları yazıyor. Muhtelif fırkalar içerisinde en çok hadis uyduranların Şiiler olduğu bilinmektedir. Zira İranlı, Bizanslı, Yahudi ve diğer milletlere mensup birçok İslam aleyhtarının koyu bir Şii ve Ehlibeyt muhibbi olarak faaliyet göstermeyi, durumlarına daha elverişli bulmaları sebebiyle bu rakamların artmasında büyük miktarda hisseleri vardır. Kandemir'in kaynaklar göstererek aktardıklarına göre Hanefilik, Şafilik gibi fıkıh mezheplerinin bağlılarınca da birbirlerine karşı hadis uydurulmuştur. Düşünün, fıkıha uydurma hadisler karışmış. Yani ibadetiyle, öteki hükümleriyle, İslam hukuku da uydurma hadislerle hastalıklı. Bu durumda işin içinden nasıl çıkılacak? Fıkıh konularında mezheplerin birbirlerine sıkça karşı çıkışlarını herkes bilir. Bu karşı çıkışların kimi hadislerden kaynaklanır, kimi hadisin yorumundan, kimi ise hadisin bizzat kendisinden. Birinin öne sürdüğü hadisi öbürünün kabul etmediği görülmekte. Örneğin Abdestli insanın vücudunun herhangi bir yerinden kan çıkar ve çevresine yayılırsa abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Ya da insan ağız dolusu kusarsa, kusma, abdestini bozar mı, bozmaz mı? Bu durumlarda Hanefi mezhebi evet der, Şafii mezhebi hayır. İki mezhepte karşılıklı hadis ileri sürer ve birinin ileri sürdüğü hadisi öbürü kabul etmez. Burada gösterilen hadisler uydurma olamaz mı? Ya da biri uydurma olup öteki uydurma değilse, Müslümanların abdest ve ibadetleri ne olacak? En azından bir kesiminin ki bir yalan, bir uydurma üzerine kurulu olmayacak mı? Dahası da var. İslam hukukunda kimi kurallar çok geniş kapsamlı ve genel niteliktedir. Bu türden kurallara el-kavâidül külliye yani genel kurallar denilmektedir. Bu kuralların kimisi ayete, kimisi de hadise dayandırılır. İşte bu tür hadislerden kiminin uydurma olduğunu düşünelim. Yani bir hadis düşünün ki ondan bir genel kural çıkarılmış ve hukuk onun üstüne kurulmuş olsun. Var mıdır böyle hadis? Evet, işte örneği. Ez zarurat tubihul mahsurat. Anlamı, zor durumlar haramları helal yapar. Bu bir hadis olarak aktarılmış ve İslam hukukunun genel ve temel kurallarından biri yapılmıştır. Uydurma hadisleri olabildiğince toplamaya çalışmış hadisçilerin kitaplarında bu hadis de yer almakta ve uydurma olduğu belirtilmekte. Yalanlara dayalı temeller. Yalana başvurularak uydurulmuş hadislerin nedenli yaygın olduğu Müslüman hadis uzmanlarının açıklamalarında da açık seçik görülmekte. Binlerce, on binlerce. Üstelik her kesime yayılmış. İnanç kesmine, ahlak kesmine, ibadet kesmine, hukuk kesmine. Kısacası İslam'ın her dalına yayılmış yalanlar ve uydurmalar. Çoğu da İslam'a hizmet denilerek. Peki kime ve nasıl güveneceksiniz? Başlangıçta da alıntılar yaptığımız ve kitabı Diyanet yayımları arasında bulunan Yaşar Kandemir şunları yazar. Akıl almaz masallarıyla kıssacılar esas gayesi halkı memnun etmek, onların keselerinden altın veya gümüş sızdırmak olan efsane ticaretçisi durumuna düştüler. Bu hedeflerine varmak için de onlar alelade halka taalluk edecek hikayelerin binlercesini uydurup Hazreti Peygamber'e atfettiler ve onları dinleyicilerine anlattılar. Kandemir, çeşitli kaynaklar göstererek bunları yazdıktan sonra şöyle der. Ahmet İbni Hanbel ve Yahya İbni Mayin'in karşılaştıkları kıssacının davranışı, onların menfaatçi yönleriyle birlikte ne derece utanmaz olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. Daha sonra birçok kaynakta gördüğümüz bir öyküye yer veriyor. Öykünün özeti şöyle. Ünlü bir hadisçi olan Ahmet İbni Hanbel ile Yahya İbni Ma'in Bağdat'ta bir mescitte namaz kılmaktadırlar. O sırada öykülerini halka hadis diye yutturan biri yine hadis diye bir söz aktarır. Buna da bize Ahmet İbni Hanbel ve Yahya İbni Ma'in haber verdiler. Dediler ki, diyerek başlar. Öykücü uzun uzun anlatır öyküsünü. İki hadisçi de şaşkınlık içinde dinler. Sonra öykücüyü yanlarına çağırıp konuşurlar. Yahya, bu anlattıklarını sana hadis diye kim söyledi? diye sorar. Öykücü, Ahmet İbni Hanbel Yahya İbni Mayin söylediler, der. Yahya bu sefer, Yahya İbni Mayin benim, bu yanımdaki de Ahmet İbni Hanbel'dir, İlle de yalan söylemek istiyorsan buna bizim adımızı karıştırma, der. Öykücü alayla, Yahya İbni Mayi'nin ahmak olduğunu çoktandır duyardım. Şimdi inandım ki bu doğru. Bir ahmak, dünyada sizden başka Yahya İbni Mayin ve Ahmet İbni Hanbel yok mu ki bana böyle diyorsun? Ben bu hatta 17 kişiden hadis yazmışımdır. Ahmet İbni Hanbel de kendi yüzünü koluyla kapatarak arkadaşına bırak şunu gitsin der. Öykücü de onlarla alay ederek oradan uzaklaşır. Bu aktarma konuyla ilgili olan hemen tüm kitaplarda var. Ama ne ölçüde doğru? İşte orası belli değil. Anlatış biçimine bakılırsa böyle bir olayın gerçekten yaşandığı kuşkulu. Yani ünlü iki hadisçinin böyle bir durumla karşılaştıklarını kesin olarak söylemek güç. Çünkü bu iki hadisçi o zaman da tanınmış kimselerdi. Bu nedenle şu sorular akla geliyor. O denli tanınmış ve ünlü oldukları halde olayın geçtiği ileri sürülen yerde onları tanıyan hiç kimse çıkmamış mı? İki ünlü hadisçi hadis gibi çok önem verdikleri bir konuda hadis uydurmacılarını her rastladıkları yerde rezil etme çabasında bulundukları ileri sürülüp dururken kendilerini neden savunmamışlardır? öykücünün karşısında neden yılgınlık göstermişlerdir? Onu herkesin önünde rezil edecek biçimde kimliklerini neden kanıtlamamışlardır? Uydurma biçiminde de olsa işi, mesleği, hadisle ilgili olan öykücü nasıl olmuş da bu ünlü iki hadisçiyi görür görmez tanımamış? Eğer tanımışsa nasıl olmuş da onların adını kullanarak uydurma hadisi halka anlatabilmiş?'' Onların gözüne baka baka bunu nasıl yapabilmiş? Yine Kandemir aynı kitapta Yahya İbn Maîn'den aktarılan bir söze yer vermekte. Aktarmaya göre bu ünlü hadisçi şöyle diyor: "Biz 30 ayrı yoldan yazmadığımız bir hadisi rivayet etmeyiz." Hadis uzmanları bilirler ki böyle bir şey olamaz. Kandemir de bu ifadenin mübalağalı olduğunu söylüyor. Mübalalı olan tam gerçek değildir. İçinde yalan vardır. Demek ki bu ünlü hadisçi en azından bu sözünde doğru söylemiyor. Dahası yalan söylüyor. Bir yerde hem de önemli bir yerde yalan söyleyebilen bir kimsenin bir başka yerde doğru söyleyebileceğine nasıl emin olunur? Bir başka örnek üzerinde düşünelim. Uydurma hadisleri toplamak ve uydurmacılarla savaşmak alanında ünlü hadisçilerin kitaplarında yer aldığına göre, Abdülmelik İbni Mervan yani ünlü Emevi halifesi bir gün Şam halkından birileriyle oturmaktadır. Yanındakilere sorar, Irak halkının en bilgini kimdir? Onlar da birinin adını söyler. Abdülmelik o bilgine iletilmek üzere bir mektup yazar ve Şubi adında bir hadisçi ile gönderir. Şubi, Tedmür'e vardığında orada ''Tanrı kıyamet için iki sur yaratmıştır.'' diye başlayıp halka hadis anlatan biriyle karşılaşır. Şubi kendini tutamaz, karşı çıkar ve anlattığının uydurma olduğunu, Tanrı'nın iki değil, yalnızca bir tane sur yarattığını söyler. O sırada öğütçü ve çevresindekiler adama saldırırlar. Şubi diyor ki, ''Vallahi yemin ederek ''Evet, Tanrı bir değil, otuz sur yarattı.'' dedim de ancak o zaman yakamı bıraktılar, diyor. Burada açıkça görülüyor ki yalancıyla, uydurmacıyla savaştığı bildirilen hadisçinin kendisi de korkuyla da olsa yalan söylüyor. Hem de ant içerek ve Tanrı iki falan da değil, otuz sur yarattı diyerek. Öyleyse kime, nasıl güvenilebilir? Hangi hadisçiye? Kimi hadisçiler hadis uydurmacılarıyla savaşıyor görünmüşlerdir. Ama bu konuda ne ölçüde içtendirler? Bunun karşılığını vermek güç. Hadis uydurmacılarıyla savaşıyor görünenler, uydurma diye nitelendirdikleri hadisleri toplamışlardır da. Bugün elimizde uydurma hadislerin toplandığı kitaplar vardır. Ne var ki bunlara ne ölçüde güvenmek mümkün? Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yalancıyı kovalayanın yalancılığı söz konusu. Yalanla savaşmak için yalandan kaçınmak gerekir. Yani savaşanın kendisinde de yalan bulunmamalı. Güvenilirlik için başta bu gelir. Oysa biz neler görüyoruz? En başta bakıyoruz ki uydurma hadislerle ilgili ve bunları toplamış olan kitaplar kim hadislere ilişkin yargılarda birbirini tutmuyor. En azından bu var yer yer alıntılar yaptığımız Diyanet yayımlarından Kandemir'in kitabında şu tür satırlar yer almakta. Hakimin müstedrekinin zararı, sağlam olmayan hadisleri sağlam olarak takdim etmesi olduğu gibi İbnu Cevzi'nin mevzuatının zararı da bunun aksine uydurma olmayan hadisi uydurma saymasıdır. Yani Kandemir şunu söylüyor. Bir hadis uzmanı sağlam olmayan hadisleri sağlam diye göstermiş. Bir başka uzman da sağlam olan hadisleri uydurma diye göstermiş. Her ikisi de son derece düşündürücü. Bu belirlemeye göre sağlam olmayana sağlam denirken uydurma olmayana da uydurma deniyor. Yine Kandemir'in kitabında şunlar aktarılıyor. Suyuti, uydurma sayılmaması icap eden 300 kadar hadisi uydurma olarak göstermiştir. Demek ki Uydurma olanlar sağlam hadis, sağlam olanlar da uydurma hadis olarak gösterile gelmiş. Hem de ilgili uzmanların kitaplarında. Hadis avına çıkmış olanlar da vardır. Kimi avlayabildiği hadisi avlamış, kimi de uydurmuş. Bu yoldakilerden kimi de hadis uydurmacısı avında. Kandemir'in kitabında yer alan deyimiyle sünnet koruyucusu, hadislerin muhafızı. Aynı kitaptaki anlatımla avının peşini bırakmayan azimli avcılar gibi uydurma hadis üreticilerinin ardında görünmüşler ama hangi avcının asıl avlamak istediği şey nedir orası pek belli değil çünkü nedenli Allah peygamber sevap günah dense de tanık oluna gelmiştir ki işin içinde çıkar var itibar var avcı durumunda yola çıkanların da çıkar itibar kazanma amacıyla yola koyulmadıklarını kesin olarak söyleyebilecek bir kanıt yok. Hadis avcıları kesminde de, hadis uydurmacılarının avcıları görünenler kesminde de, türlü çıkarların yanında, türlü eğilimlerde, ileri sürülenlerde etkin rol oynaya gelmiştir. Bir çıkar kesiminden olan öbür çıkar kesimine, bir eğilimden olan öbür eğilime, bir mezhepten olan öbür mezhepten olana iyi gözle bakmaz. O onu, öbürü berikini karalamıştır. Örneğin, sünni hadis toplayıcıları ve uzmanları, başka fırkalardan, örneğin Şiilerden olanları, genellikle sağlam bulmamışlardır. Dahası, karalamışlardır. Hadislerin bekçileri diye nitelenen ve uydurma hadis üretenlerin avına çıkmış görünen kimselerin kendileri de, Yalan söz söylemekten kurtulamamışlardır. Gerek uydurma olmayana uydurmadır ya da uydurma olana uydurma değildir diyerek gerekse hadis belirlemelerinde gerçek olamayacak savlar ileri sürerek daha önce örnek sunulmuştu. Bir örnek daha. Uydurma hadis üretenleri avlama yolunda görünen hadislerin koruyucuları kimi zaman yalancı Uydurmacı diye yakaladıkları kimseler için şöyle demişlerdir. İnsanların en yalancısı. Hadis uydurmacılığında o en son basamaktır. O yalanın direğidir. Herhangi bir kimse için bu türden sözler söylendiğinde söylenen sözün abartmalı olduğu bilinir. Yani bilinir ki o söz yalanla karışıktır. Çünkü hiç kimse yalanın direği olacak noktada değildir. Yine hiç kimse hadis uydurmacılığında en son basamak diye nitelenemez ve hele insanların en yalancısı sözü hiçbir insan için söylenemez. İnsanların en yalancısının kim olduğunu bilmek mümkün değildir. Demek ki hadis uydurmacısı olarak yakalanmış olan kimse için yalancı diyenin kendisi de yalan söyleyebiliyor. Öyleyse hangisi sağlam, hangisi çürük ya da uydurma? İslam dünyasında bu konuda kuşkusuz ölçüler var. Ama bunlar nedenli sağlam? Sorun burada. İslam'a hizmet deniliyor. Tanrı hoşnutluğunu kazanmak amacıyla hadis uyduruluyor. Karlı, kazançlı bir yol olarak görülüyor hadis uyduruluyor. Yalan söyleme bir alışkanlık durumuna getiriliyor hadis uyduruluyor. Şu neden, bu neden? ve sonuçta binlerce, on binlerce uydurulmuş hadis. Müslüman hadis uzmanlarının da belirledikleri böyle. Diyanet yayınlarından bir kitaptan sunduğumuz alıntılarla da bu açık seçik görülmekte. Bir nokta daha var. Hadis uzmanlarından kimine göre uydurma olan hadis, kimine göre öyle değil. Karma karışık bir durum. Yalan üstüne yalan. Yalanlar dizi dizi, iç içe. Onca yalan içinde gerçek nasıl bulunacak? Müslüman hadisçiler, yani bu işin uzmanları, hadisin sağlam mı, çürük ya da uydurma mı olduğunu belirlemek için kendilerine göre bir yöntem belirleyip benimsemişlerdir. Sağlam diye niteledikleri hadisler için koşullar koymuşlardır. Bu koşullara bakalım. Hadis uzmanları bir hadise sağlam diyebilmek için üç koşul göstermekte. Bunlar, adalet, zapt ve kesintisizlik. 1. Adalet Buradaki adaletle anlatılmak istenen güvenilir olmaktır denebilir. Ne var ki bu güvenilir olmakta özel bir durumdur. Çünkü bunda takva ve mürivvet sahibi olma koşulu aranır. Takvanın sözlük anlamı korunmadır. Din dilindeki anlamı ise ahirete zararlı olan şeylerden korunmadır. Az da olabilir, çok da en az derecesi Tanrı'ya ortak koşmaktan sakınıp korunmadır. En yüksek basamağı ise kişinin gönlünü, iç dünyasını meşgul edebilecek her şeyden kesip uzak tutmasıdır. Takva sahibi olan kimse Tanrı'ya ortak koşmaktan uzaklaşacağı gibi haram işlemek, bir farzı, vacibi yerine getirmemek türünden kötü tutum ve davranışlarda da bulunmayacak. Ayrıca da sapık sayılan mezheplerden birine bağlı olmayacak. Adaletin ikinci koşulu durumundaki mürüvvete gelince, mürüvvet sahibi olabilmenin gerekleri vardır. Düşük sayılabilecek tutum ve davranışlardan, aşağılık mesleklerden uzak kalma koşulları aranır. Çarşıda, pazarda yiyen, içen, herkesin gelip geçtiği yolda işleyen kimse, mürüvvet sahibi sayılmaz.'' ayak takımı durumundaki kimselerle arkadaşlık etmek, söyleşmek, çocuklarla oyun oynamak, güvercinle, kuşla uğraşıp eğlenmek, çok gülmek, müribet sahibi olmaya aykırıdır. Eğer babadan kalma ise, kimi meslekler, zanaatler de bağdaşmaz mürüvvetle. Dericilik, hacamatçılık, dokumacılık eden kimse mürüvvet sahibi olarak görülmez. Eğer kötü karşılanıyorsa erkek bile olsa açık baş gezen kimse de mürüvvet sahibi değildir. 2. Zapt Sözlük anlamıyla yakalama, ele geçirme, tutma, ezberleme demek. Din dilinde hadis ezberleme ya da not alma anlamında kullanılır. Ravide yani hadisi alıp aktaran kimse de bu gücün bulunması da şart görülür. Hadis iyi ezberlenmeli, iyi not alınmalı. Ne var ki sunulan örneklerde görüldüğü gibi adaletin içerdiği takva ve mürüvvet sahibi olmak hadis uydurmaya engel olamamış. Tersine kimi insanları da bu duruma sürüklemiştir. Kimi takva ve mürüvvet sahibi kişiler yani en koyu anlamıyla dindar insanlar Tanrı'ya daha çok yaklaşmak amacıyla İslam'a hizmet, adam kazanmak düşüncesiyle hadis uydurma yoluna gitmişlerdir. 3. Kesintisizlik. Hadisi kimin kimden aldığı belirtilirken falanca filanca'dan, o da şu kişiden, o ondan, o ondan aldı denirken peygambere ya da sahabiye kadar hiç kesinti olmadan gidilmesi de hadisin sağlamlığı için şart. Bu şartlardan her birinin yerine gelmiş sayılması için gerekli görülenler içinde öyleleri var ki sağlam hadis elde etmeye varacağı yerde tersine sonuç veriyor. Örneğin takva ve mürüvvet. Kim yerde bunların tersine sonuç verdiğini belirttik. Bunlardan mürüvveti düşünün. Aşağılık dokumacıdan, bir kömürcüden hadis almamak, yani bunu gerekli görmek, büyük bir sakatlık değil mi? Ehli sünnet dışı olmamak, yani sünniliğin dışında kalan mezheplerden birinden olmamak da adaletin koşulu sayılıyor. Bu da bir başka sakatlık. Kısacası gerçekler ortaya koyuyor ki hadisçilerin sağlam hadise ulaşabilme yöntemi olarak sarıla gelmiş oldukları yöntem sağlam değil, sakat. Hadisçilerin hadisin sağlamlığına ilişkin koydukları kuralları gördük. Bunların kesin sonuca götürecek nitelikte olmaktan uzak oldukları ortada hadisçilerin bir hadisin uydurma olduğunun nasıl anlaşılacağına ilişkin ileri sürdükleri yöntem de pek net ve kesin ölçü niteliğinde değildir. Hadis usulü uzmanlarına göre bir hadisin uydurma olduğu şu durumlarda anlaşılabilir. Hadisi uyduran itiraf etmiştir, yani ikrar vardır. Ne var ki böyle bir durumda bile hadisin uydurma olduğu yargısına kesin olarak varılamayacağı uzmanlarca kabul ediliyor. Bir takım karineler yani belirti ve ipuçları hadisin uydurma olduğu sonucuna götürmüştür. Bu ipuçlarını şöyle sıralamak mümkün. 1. Hadisi aktaranın durumundan, tutumundan anlaşılmıştır. Hadisi aktaran kendi durumuna uygun bir şey ortaya atma çabasındadır. Adam şu uğraş, bu uğraş içindeyken hadis aktarmıştır adam sapık sayılan bir mezhebe mensuptur. Ama bu kesin bir ölçüt olabilir mi? 2. Hadis, Kur'an'ın kendisine ters düşüyordur. Örneğin, Tanrı'nın bir cisim olduğunu anlatır gibidir. Anlaşılır ki bunu aktaran El-Mücessime mezhebine, yani Tanrı'nın cisim olduğunu savunan mezhebe bağlıdır. Oysa Kur'an'ın da bir dediği bir dediğini tutmuyor. Ayet var ki, Tanrı'nın benzerinin bulunmadığını söylüyor. Şura Suresi 11. ayette olduğu gibi. Ayette var ki Tanrı'nın iki elinden, yüzünden söz ediyor. Sat Suresi 75, Maide Suresi 64 ve Bakara Suresi 115. ayette olduğu gibi. Yani Tanrı'nın cisim olmadığını anlatan ayet bulunduğu gibi, cisim olduğunu anlatan ayette vardır. Hangisi ölçü alınacak? 3. Söz konusu hadis mütevatir. Yani sağlamlığın en üst basamağında olan bir hadise aykırıdır. Öteki türden hadislere aykırı olması yetmez. Ne var ki tevatür basamağına ulaşmış mütevatir hadis sayısı pek azdır. Dolayısıyla bu ölçüde pek bir şeye yaramaz. 4. Söz konusu hadis eldeki güvenilir hadis kitaplarında bulunmamaktadır. Güvenilir hadis kitaplarında bulunmayan her hadise uydurma denemeyeceği açık. 5. Söz konusu hadis, kesin hüküm veren sözlü icmaya aykırıdır. Bu türden icma bulmakta kolay olmayacağına göre bu ölçüde işe yarar durumda değil. 6. Söz konusu hadis açıkça akla aykırıdır ve bu aykırılık yorumlarla da giderilememektedir. Akıl ve bilim ölçüleri başkadır. Din ölçüleri başka. Dindeki konular akıl ve bilim ölçülerine vurulduğunda işin içinden çıkılamaz. İslam'ın amentüsünde yer alan iman esaslarına bakalım. Hiçbiri akıl ve bilim ölçülerine sığmaz. Tanrı'ya iman da, meleklere iman da, kitaplara iman da, Tanrı'yla insanlar arasına girmiş görünen peygamberlere iman da, ahirete iman da kadere imandı. Öyleyse akıl ve bilime aykırılık da hadisin uydurma olup olmadığını belirleyemez. Bu konuda Muhammed'den aktarılan bir ölçü var. Muhammed'den aktarılan bir ölçüye göre Muhammed'in kimi arkadaşları yalancıdır, hadis uydurmacısıdır. Muhammed'in şöyle dediği aktarılıyor: Her işittiğini aktarıyor oluşu bir adamın yalancılığı için kafidir. Muhammed'in arkadaşları içinde kendisinden işittiğini söyleyerek binden çok binlerce hadis rivayet eden vardır. Bunlara çok rivayet edenler anlamında maksirun denilmekte. Bir Ebu Hureyre 5374 hadis rivayet etmiştir. Şimdi bu Ebu Hureyre ki peygamberin en yakın ve en ileri gelen arkadaşlarındandır. Peygamberden her işittiğini mi rivayet etmiştir? Muhammed'ten aktarılan yukarıdaki hadise göre bu adamın bu durumuyla yalancı sayılması gerekmez mi? Kaldı ki bir insanın bu kadar hadisi ezberlemiş olması kolay kolay düşünülemez. Böyleyken Muhammed'in tüm arkadaşları aralarında hiç ayrım yapılmaksızın adaletli, yani güvenilir kabul edilmekti. Yani güvenilmemesi gerekenler bile güvenilir kabul edilmekti ve bu durumda Hadislerden hangilerinin uydurma olduğunu belirlemiş görünen Müslüman hadisçilerin sözlerine, belirlemelerine güvenmek mümkün mü? Demek ki hadis alanında yalandan kurtuluş yok. Hadis alanı tam bir Arap saçı. Peki ya Kur'an? İslam'ın temel iki kaynağından olan sünnetin, yani hadislerin nasıl sıkıntılarla dolu olduğunu İslam'ın kendi kaynaklarındaki belgelerle gördük. Şimdi öbür temel kaynağında ki Kur'an İslam'ın birinci temelidir. Yalan var mı, yok mu onu göreceğiz. Kur'an'ın anlattığına göre Kur'an'a inanmayanlar Muhammed'in Tanrı'dan indirilmedir. Tanrı'dan gelmedir diye sundukları için genellikle şöyle demişlerdir. Bunlar eskilerin masalları, eskilerin uydurmalarıdır. İnanmayanların böyle diyerek Kur'an'ın Tanrı'dan gelme olduğuna inanmadıkları Kur'an'da dokuz yerde anlatılmakta. Enam suresi 25. ayet, Enfal suresi 31. ayet, Nahıl suresi 24. ayet, Müminun suresi 83. ayet, Furkan suresi 5. ayet, Nemil suresi 68. ayet, Ahkaf suresi 17. ayet, Kalem suresi 15. ayet, Mütaffifin Suresi 13. Ayet Kur'an'da kıssa denen pek çok öykü vardır. Bunların pek çoğunu da çok eski toplumların söylencelerinden kutsal kitaplara geçmiş olan söylenceler oluşturmaktı. Kur'an'a inanmayanların yukarıdaki sözü söylerken bu nedenle söylediklerine kuşku yok. Kur'an'ın aktardığına göre inanmazlar Muhammed için yalan uyduruyor demişlerdir. S.B. Suresi 8. Ayet ve Şura Suresi 24. Ayet böyle diyor. Kur'an, benzer suçlamaların başka peygamberler için yapıldığını da söyler. Kamer Suresinin 26 ve 27. Ayetlerinin Diyanet çevirisindeki anlamı şöyle. Kitap aramızda ona mı verilmiş? Hayır, o pek yalancı ve şımarığın biridir dediler yarın kimin pek yalancı ve şımarık olduğunu bileceklerdir. Semut toplumundan söz edilirken anlatılıyor bu. İnanırlara göre ise peygamber yalan söylemez ve Kur'an'da da yalan yoktur. Gerçekten de Kur'an eğer Tanrı sözü ise içinde gerçek diye sunduğu hiçbir şeyin yalan olmaması gerekir. Bu türden bir şey yok mudur Kur'an'da? Eğer yoktur denirse Nasıl bir durumun meydana geleceğine bakalım. Kur'an'ın her anlattığı için gerçektir denirse, ayetlerinde mucize olarak gerçekleştiği anlatılanları da gerçek saymak gerekir. Örneğin, bir adam eşeği ile birlikte ölmüş. yüz yıl ölü olarak kaldıktan sonra dirilmiştir. Bakara Suresi'nin 259. ayetinde açıkça anlatılıyor bu ayetin anlamına daha önceki bölümlerde yer verilmişti. Peki bu mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan, bir hayvan ölecek, yüz yıl ölü olarak kalacak, sonra dirilecek. Bunun olabileceği düşünülebilir mi? Kesinlikle biliyoruz ki bilimin hiçbir dalı buna evet demez. Paramparça edilen dört kuş parçaları alınıp dağlara konulduktan sonra İbrahim'in çağırmasıyla dirilmişler. Uçarak onun yanına gelmişlerdir. Bu da aynı surenin 260. ayetinde anlatılıyor. Yorumu falan yok. Açıkça böyle anlatılıyor. Ayetin anlattığını gerçek sayarsak bunu da gerçek saymamız gerek. Ne var ki bilimin hiçbir dalıyla buna evet diyebilmemiz mümkün değil. Tüm bilim verileri bu tür şeyler için hayır der olamaz der. İsa mucize olarak ölüyü diriltmiştir. Ali İmran suresi 49 ve Maide suresi 110. ayetlerde bu da anlatıldığına göre Kur'an'ın her anlattığı gerçektir dendiğinde bunun da gerçekten olduğunu, yaşandığını kabul etmek gerekir. Gelin görün ki hangi dalı olursa olsun bilimin kabul edebileceği türden olmadığı ortada. Nuh toplumu içinde tam 950 yıl kalmıştır. Kur'an'ın tanrısı ant içerek bunun gerçekleştiğini söylüyor. Ankebut suresi 14. ayette. Kur'an'ın anlatmasına göre Nuh en az bu kadar yıl yaşamıştır. Yani fazlası bile var. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç kuşku duyulmaz ki tüm bilim dalları buna da hayır der. İslam öncesi dönemde Araplar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Yorumculara göre Tekbir Suresi'nin hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman anlamındaki 8. ve 9. ayetlerinde anlatılan budur. Bunun da gerçek olamayacağı kesin. Bu gerçek olmuş olsaydı Araplarda kadın kalmazdı. Tersi düşünülebilir mi? Gerçeğe baktığımız zaman görmekteyiz ki Araplarda kadın yokluğu şöyle dursun kadın çokluğu nüfus yoğunluğu vardı. Yani kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, söylene gelmiş ve yutturula gelmiş olan bir yalandan başka bir şey değil. Örnekler daha da uzatılabilir ama gerek var mı? Sonuç şu. İslam'ın ana temellerine baktığımız zaman bir dolu yalan görmekteyiz. Ancak bir şeyi görebilmek için ışık gerekli. Karanlıkta bir şey görülmez ve kolay kolay bulunamaz. Ele aldığımız konuların ışığı da kaynaklar ve belgelerdir. Bu ışık tutulduğu zaman her şey açığa çıkar. El verir ki ışık kaynağının önüne engel konulmasın.